Evet, merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz kanalımıza. 50 tane ehliyetten sınav sorusu çözeceğiz. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet. Kimler var? Şeyda Yıldırım, Sıla Süzer, Sıla Şen. Evet, iyi akşamlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Çok çok önemli. Bugünkü sorulardan kaç tane yapacağınızı da mutlaka not alın. YouTube, Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet Alıyorum kanalını takip edin. Instagram, Nedim Şeker Akademi'yi takip edip tüm soruları çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Başlayalım. Hızlı bir şekilde çözelim soruları arkadaşlar. Soru 1. Banko sorular. Bakın bugün banko sorular çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. B. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. D. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Evet, hadi bakalım, kolay gelsin. Hızlı bir şekilde başladık. Banko sorular. Bakın banko sorular. Karayolları Genel Müdürü'nün görevlerinden biri değildir diye sormuşlar. Bakın değildir. Hangisi değildir? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Cevabımız nedir? Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek kim veriyor? İlgili belediye veriyor. Yağmur Türk, tebrikler. Evet, Zeynep, İknur, Sıla'lar. Sıla. Cevap birinci, sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneği dediniz. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Bir de bir başladık. İkinci soru geldi bakın. İkinci soru. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri ve duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir? A. Garaj, B. Durak, C. Otopark, D. Park yeri. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar. Servet Suzan Kuzdan diyorsunuz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız, hadi bakalım. Bursa seçeneği değil mi? Bursa seçeneği diyorsunuz. Durak. Evet, Bursa seçeneği. Tebrik ederim. Harikasınız. Hemen 3'e geçelim. Bakın bugün çok çok önemli. Sınavlarda birebir çıkacak sorularınız. Bugün çözüyoruz. Üçüncü soru şöyle. Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içerisinde
verilen yerlerde hangisi yasaktır? A. Durmak. B. Duraklamak. C. Hızı azaltmak. D. Vites yükseltmek. Evet, nedir arkadaşlar? Belirlenmiş yangın musluğuna her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde ne yapmak gerekiyordu arkadaşlar? Duraklamak, değil mi? Duraklamak nedir? Yasaktır. Evet, 3'te 3 dedik. Hemen 4'e geçelim. Hiç beklemeyelim. 4. soru geldi bakın. 4. soru. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu. B. Trafik terörü. C. Trafik kusuru. D. Trafikten men. Evet, yarın canlı yayın var mı hocam? Yarın da canlı yayın yapalım mı arkadaşlar? Yarın canlı yayın var mı diyen arkadaşımız Emir. Yarın isterseniz yine aynı saatte 8.30'da canlı yayın yapabiliriz. Eğer yapalım diyorsanız, bakın yapalım diyorsanız yarın da farklı sorularla yine devam edeceğiz. Sınavınızda birkaç gün içerisinde olur arkadaşlar. Evet, cevabımız nedir? Evet, o zaman yarın da canlı yayını yapıyoruz arkadaşlar. Yine 8.30'da canlı yayınımız var. YouTube Ehliyet Alıyorum kanalında. Yarın yine canlı yayında 50 soru görsel animasyonlu sınav sorularıyla birlikte çözeceğiz. Evet, trafikten men diyorsunuz. Tebrik ederim. Harikasınız. 4'te 4 gidiyorsunuz. 5. soru. Bakın yine bu soru animasyonlu soru olarak da geliyor. Bakın, şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? A sarı, B yeşil, C kırmızı, D kırmızı ile birlikte sarı. Evet, bakın, animasyonlu bir soru olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Aracımız seyir halinde, karşısında ışıklar yanıyor. Bakın, kırmızı ışığı yanıyor. Bize ne diyor? Işıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır yoluna devam edebilmesi için? Evet. Ne olmalıdır arkadaşlar? Tamam, çarşamba günü sınavın varsa çok çok iyi Firdevs. Yani yarın da canlı yayın yaparsak çok büyük bir faydasını göreceksiniz. 90-100 alıp çıkacaksınız sınavınızdan. Tabii ki yeşil olması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen bakın, yine sizin için kolay bir soru. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücü için anlamı nedir? A. Dur. B. Hızlan. C. Yavaşla. D. Sağa yanaş.
Evet, bakın. İşaret belirtiyor. Burada işaret neyi belirtiyor? Yavaşla diyorsunuz, değil mi? Yavaşla. Harikasınız. Evet, cevap Ceyhan seçeneği. Hocam sorular çok kolay diyorsunuz. Eminim ki içinizde öyle diyenler var. Hemen 7'ye geçtik bakın. 7. soru. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Evet. Bu durumu sürücü aşağıdakilerden hangisi bildirir? Bakın bir nolu araç sürücüsünü diyor. Bakın. Öndeki aracı geçmesi yasaktır. A. Devamlı yol çizgisi. B. Diğer aracın sürücüsü. C. Yol kenarındaki banketler. D. Hız kontrolü yapan uyarı cihazları. Şimdi burada bir nolu aracın önündeki aracı geçmesinin yasak olduğunu bildiren nedir acaba arkadaşlar? Nedir? Arkadaşlar canlı yayına giremiyoruz diyen arkadaşlarımız var. Pardon. Yani YouTube Ehliyet Alıyorum kanalına abone olun, katılın. Yani izleyin. Çok mesaj geliyor. Neden katılamıyorlar? Enteresan. Evet. Çok mesaj geliyor arkadaşlar. Hocam canlı yayına katılamıyoruz diye. Burada yapmanız gereken sadece abone olup izlemek. Başka bir şey değil bakın. Evet. Kanala sadece abone oluyorsunuz, izliyorsunuz. Başka yapacağınız herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Adana seçeneği devamlı çizgiden dolayı değil mi? Devamlı çizgi görüşe kapalı alana çizilir. Kesik kesik çizgi görüşe açık alana çizilir demiştik. Evet hemen geçelim 8. sorumuza. Evet Şeyma, abone olduğun için sende herhangi bir sıkıntı yok. Fakat arkadaşlar mesaj atıyorlar. 8-10 kişi hocam yayına katılamıyoruz. Neden diye bilemiyorum ben de. Hemen 8. soruya geçtik. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Bakın, aralıklı yanıp sönen sarı ışığı sormuşlar. Hangi levhayla aynı anlamdadır? Dersi anlatırken de bu ışıklarla ilgili anlatmıştık hangisinin ne anlama geldiğini. Özellikle söyleyeyim. Bakın, mesela aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Bakın şuradaki B seçeneğindeki dur levhasıyla aynı anlamdadır. Adana seçeneğindeki bütün yasakların bittiğini bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği ise azami hız sınırlamasının 50 olduğunu bildiriyor bize. Denizli seçeneği yol ver işareti aralıklı yanıp sönen sarı ışıkla aynı anlamda olduğunu bize bildirir. Cevap D seçeneğidir. Evet, harikasınız. Geçelim hemen 9'a geçelim. Hiç bekleme yapmıyoruz. Soru şöyle. Görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden yoluna devam ederse numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır? Bakın bu animasyonlu bir sınav sorusudur. 1. Yükün hasar görmesi. 2. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması. 3. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması. Bu soru eminim ki sizin
Kurslarda da hocalar göstermiştir. Burada kasisli bir tümsek, kasisli yol, bakın levhası var. Levhayı gördüğünüzde olma ihtimali olan şeyler hangileridir? Bakın, hangileridir? Evet, hangisidir arkadaşlar? Denizli seçeneği. Evet, Denizli seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Evet. İşte bu. Denizli seçeneği. Hepsi de olur değil mi arkadaşlar? Hepsinin olma ihtimali yüksektir. Ve 10. sorumuza geldik. 10. sorumuz şudur. Bakın. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyon garajını, B. Kamyonun giremeyeceğini, C. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, D. Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada kalp atanlar, yüz atanlar, gülücük atanlar, teşekkürler, başarılar. Evet, nedir arkadaşlar? Bursa seçeneği diyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Herkesi kamyonun giremeyeceğini bize bildiriyor. Şunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Yuvarlak kırmızılar trafik tanzim işaretleridir. Üçgenler trafik tehlike uyarı işaretleridir. Bilginiz olsun. Yuvarlaklar girilmez. Üçgenlerde hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Olması gerekmektedir. Hemen bakalım 11. soruya. Bakın 11. soruda şöyle bir şey var. Önce sorunun ne demek istediğini hemen anlayalım. 1, 2, 3. Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliğine. 2. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna. 3. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. Evet. Arkadaşlar 11. sorumuza geldik. Bakın. Hangisi diyorsunuz? Bu arada cevaplarınıza bakıyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bir iki tane farklı cevaplar geliyor. Onlar da önemli değil. Tabii ki burada hepsi değil mi? Hepsine dikkat etmeleri gerekiyor. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, Denizli seçeneği. 12. sorumuz geldi bakın. Yok öyle bir şey Sıla. 12. soru şöyle. Şekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5, 10, 15, 20. Evet. Kaçtır? Kaç metre? Bakın. Kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir diyor.
Evet, kaç metre dışına park dışına aracı park edebilir? 15 metre değil mi arkadaşlar? İşaret levhalarına 15 metre. 15 metre mesafe dışına aracını park edebilir. Unutmayın arkadaşlar, geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış noktalarına yine 15'er metrelik mesafe içerisine park etmek yasaktır. Evet, hemen geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuz, bakın, geçiş hakkı kuralından gelmiş. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir numara aracın öncelikle geçmesi. B. Bir numara aracın hızını artırarak kavşağa girmesi. C. 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. D. Bir numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. Şimdi burada kontrolsüz kavşak. Burası bir kontrollü kavşak durumuna girdi. Bakın dikkat ederseniz. İki nolu araçta levha var. Bir nolu araçta levha var. Üç nolu araç dönüş yapıyor. Hangisi doğrudur diyor. Bakın hangisi doğrudur. Bu soru banko sınavda gelir arkadaşlar. Aynı zamanda size animasyonlu sınav sorusu olarak da çıkar. Bu soru size animasyonlu sınav sorusu olarak da çıkabilir. Onun için buna çok çok dikkat edin. Evet, bu soruya çok çok dikkat edin. Evet. Hangisi doğrudur diye soruyor. Bakın hangisi doğrudur? Şimdi bu doğrudur cevabını verdikten sonra bu soruyu size farklı bir şekilde soracağım. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Hadi bakalım, hadi bakalım. Hangisidir? Arkadaşlar cevaplarımızı yazalım, cevaplarımızı yazalım. Yani yanlış doğru mutlaka belirtin. Yanlış da olsa cevap verin arkadaşlar. Evet, burada önemli olan bir şeyler öğrenmek değil mi? Amacımız. Dikkat edin hangisi doğrudur? Deniz seçeneği dediniz. Genelde bakın deniz seçeneği geldi cevaplarda. Bir numaralı aracın 2 ve 3 nolu araçların geçmesini beklemesi gerekir diyorsunuz. Tebrik ederim. Değil mi İknur? Evet. İknur sadece İknur mu Ceyhan seçeneği dedin? Evet, vazgeçtin öyle mi? Denizli seçeneği diyorsunuz öyle mi? Denizli seçeneği. Evet arkadaşlar, Denizli seçeneği. Bu araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğimizde ise öncelikle 2 nolu araç geçer, sonra 3 numara geçer, en son 1 nolu araç geçer. Dönüş yapan araçlar en son geçer, tali yoldaki en son geçer. 1 numara tali yolda olduğu için en son geçer. 2 numara ana yolda ilk geçer, sonra 3 numara, sonra da 1 numara. Çok güzel. Hiç önemli değil İknur. Önemli olan konuyu anlamak çok çok da önemli değil. Burada yanlış yapman da hiç önemli değildir. Gerçek sınavda yanlış yapmayalım arkadaşlar. 90-100 bekliyorum hepinizden bakın. Sınav sonunda sınavdan çıktıktan sonra bu videonun altına mutlaka aldığınız notları paylaşın lütfen. 14. soruya geçelim. 14. sorumuz şöyle. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafik kontrol etmelidir. B. İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
de manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir. Evet, manevra nedir? Manevra. Sağa sola değil mi? Dönmek, geri gitmek bir manevradır. Şerit değiştirmek, tebrikler Sıla. Şerit değiştirmek. Sağa dönmek, sola dönmek, dönüşü manevrası yapmak değil mi? Bunların tamamı manevraya girer. Yani cevabımız Adana seçeneği diyorsunuz. Harika gidiyorsunuz bu arada. Hocam biz 100 alacağız diyorsunuz hepiniz. Bakıyorum herkes doğru cevap veriyor. Evet. 15. sorumuza geldik hızlı bir şekilde. Geceleyin görüşün yeterli olmadı. Kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A. Birkaç defa selektör yaparak. B. Acil uyarı ışıklarını yakarak. C. Birkaç defa korna çalarak. D. Dönüş ışıklarını yakarak. Hiç önemli değil. 100 alacaksın Şeyda. Hadi bakalım. 100 alacaksınız hepiniz. 100 bekliyoruz sizden. Buradan 100 alırsın, 98 gidersin, sınavdan alırsın. Hiç önemli değil tabii ki. Evet arkadaşlar 15. soru. 15. soru sıra diyor ki C ve A ikisi de olmaz mı hocam diyor. Şimdi birisinden birisi olacak bakın birisinden birisi olacak. Ya A diyeceksiniz ya da C diyeceksiniz. Hangisidir? A mıdır, C midir? A diyorsunuz değil mi? A diyorsunuz birkaç defa. Bakın geceleyin araç kullanıyorsunuz. Görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşıyorsunuz. Gelişinizi nasıl haber verirsiniz? Birkaç defa selektör yaparak değil mi? Birkaç defa selektör yaparak gelişinizi haber verebilirsiniz. Cevabımız Adana seçeneğidir. Harika. Evet. 16. 16. sorumuz. Geçiş üstüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. Hız sınırlamasına. B. Trafik yasaklarına. C. Çevreyi rahatsız etmemeye. D. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya. Arkadaşlar yarın canlı yayın kaçta var diyor Emir. Arkadaşlar yarınki canlı yayınımızda yine aynı saatte. Bakın tekrar söylüyoruz. 20.30'da yine Ehliyet Alıyorum kanalında farklı sorularla bu kez karşınızdayız. Hepinizi bekliyoruz. Çayınızı, kahvenizi alıyorsunuz. Ekran başına geçiyorsunuz. Haydi bakalım. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, değil mi? Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen
17'ye bakalım. 17. sorumuz. Afiyet şeker olsun. Bize de ısmarlarsınız artık. Hadi bakalım. Artık 90-100 alın da bir kahvenizi içelim yani. 8'deki aracın sürücüsü Dönel Kavşak'tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. istediği şeridi, B. 1 numaralı şeridi, C. 2 numaralı şeridi, D. 3 numaralı şeridi. Evet, hangisidir arkadaşlar? Dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelisiniz? Araç bakın şu anda bekleme noktasında yani durduğu şeritte geriye dönüş yapacak bu araç. Hangi şeridi izlemelidir bakın. Geriye dönüş yapacak. Geriye dönüş yapacak. Bakın geriye dönüş yapmak için Dönel Kavşak'tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Yani bir nolu şeridi, iki nolu şeridi, üç nolu şeridi hangi şeridi izlemelidir diyor size. Bu soru animasyonlu soru da olabilir. Dönel kavşak bu hareket ediyor. Araç hareket ediyor. Şeritler verilmiş ve hareket eden araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapacak. Hangi şeride girmelidir? Hangi şeridi izlemelidir diye soruyu sormuşlar arkadaşlar. Bir nolu şeridi değil mi? Bir nolu şeridi. Evet, bir numaralı şeridi değil mi? Bir numaralı şeridi izlemesi gerekiyor. Bakın şöyle bir açıklama yapalım arkadaşlar. Bir, araç sürücüsü sağa dönüş yapacaksa 3 nolu şeride, sola dönüş yapacaksa 1 nolu şeride, düz gidecekse 2 nolu şeritte devam etmesi gerekir. 18. sorumuz geldi. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, B. Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, C. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, D. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Evet, biraz daha hızlı olalım arkadaşlar. Şu anda kaç dakika oldu?
Denizli seçeneği diyorsunuz. Devamlı çizgi tarafındakilerin şerit değiştiremeyeceğini. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini, kesik kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini biliyorsunuz. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 19'a bakalım. 19'un sorumuz yine aynı şekilde 1, 2, 3 verilmiş. Hemen soruyu okuyalım. Bakın, kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? 1. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. 2. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. 3. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Şimdi hadi bakalım. Bu soru da önemli. Önemli bir soru. Bu soru genelde sorulduğunda bu soruya da yanlış cevap veriliyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarınki canlı yayınımız arkadaşlar yine aynı saatte 20.30'da Ehliyet Alıyorum kanalında hepinizi bekliyoruz. Evet, arkadaşlarınıza da bilgi verirseniz tüm arkadaşlarınız yayınımızdan faydalansınlar. Hangisidir? Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken hangilerinin yapılması zorunludur diyor bakın. Hangilerinin yapılması zorunludur? Denizli seçeneği diyenler var, Ceyhan seçeneği diyenler var. Şimdi burada bu soruda arkadaşlar Denizli mi, Ceyhan mı? Evet, tebrikler İknur, Yağmur, Recep, Şeyda, Gülay, Prens Persiya, Sıla, Fatma. Evet, hepiniz Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Bir iki kişi Denizli seçeneği dedi ama cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Tebrik ederiz. Arkadaşlar, yüklerin üzerinde yolcu bindirilmesi yasaktır. Yani birin olduğu seçenekler yanlıştır, bilginiz olsun. Evet. Hemen 20'ye geçtik. 20. soru geldi bakın. 20. sorumuz. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Sola dönüş yapması. B. Sağa dönüş yapması. C. Aynı yönde seyretmesi. D. Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması. Yasak olanı sormuşlar burada bakın. Araç şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Ceyhan seçeneği diyorsunuz öyle mi? Ceyhan seçeneği aynı yönde seyretmesi nedir? Yanlıştır. Bakın, taşıt giremez işaretinin olduğu yere nedir? Araç giremez değil mi? Araç giremez. Evet. Aynı yönde sağa gidebilir, sola gidebilir ve kavşağa yaklaşırken hızını azaltır ama aynı yönde seyredemez. Tebrik ederim. Harika.
Evet, 21'e bakalım. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? 1. Reflektör, 2. ilk yardım çantası, 3. yangın söndürme cihazı. Biraz daha hızlı olmakta fayda var arkadaşlar. Yani sizin cevaplarınızı bekliyoruz bu arada. Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. Otomobillerde hangisi bulunur? Reflektör otomobilde en az iki tane olması gerekiyor. İlk yardım çantası bulunması gerekir. Yangın söndürme cihazı bir tane 1 kilo sürücünün hemen yanında olması gerekiyor. Cevabımız Denizli seçeneği doğru cevap. Tebrikler. Evet, 22. soruya geldik. 22. sorumuz. 22. sorumuz kontrolsüz kavşaktan gelmiş yine. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Evet. Bunu dersini anlatırken de kontrolsüz kavşaklarla ilgili net bilgiyi vermiştik. Dönüş yapan araç en son geçer. Bakın. Dönüş yapan araç en son geçer dediğimiz için direkt cevabımızı işaretleyebiliriz. Denizli seçeneği. Bakın burada sadece en sonda bir Denizli seçeneği de var. Herkes kendi sağındakine yol verir. İkinin sağında bir üç var. İkinin sağında üç olduğu için üç numara önce geçer. İki sonra geçer. En sonda bir geçer. Evet, 23. soruya geldik. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, taralı alana girilmez, yavaşlama uyarı çizgileri. Hangisidir? Denizli seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Yavaşlama uyarı çizgileri. Değil mi? Yavaşlama uyarı çizgileri. Yani özellikle duraklara yaklaşırken bu tip çizgileri, yavaşlama uyarı çizgilerini görebilirsiniz. Neden cevap veremiyorsun Şeyda? Yavaşlama uyarı çizgileri. 24. sorumuza geçtik hemen. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. B. Sadece şehir içinde araç sürülmesine izin verilir. C. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. D. Sadece para cezası verilir. Evet, hadi bakalım. Biraz daha hızlı olalım.
Evet, biraz daha hızlı gidelim arkadaşlar. Adana seçeneği değil mi? Bakın burada Ceyhan seçeneği diyenler çok fazla. Bu soruya neden Denizli seçeneği diyorsunuz ya da Ceyhan seçeneği diyorsunuz? Arkadaşlar konuyu anlatırken de söylemiştik. Alkollü, bakın alkollü yakalanan sürücülere birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, ikinci defada 5 yıl, üçüncü defada bakın 5 yıl demiştik. Uyuşturucuda da yine 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuluyor. Evet, 25'e geçelim. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü bu araçta yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır? A. Sis ışıklarını, B. Acil uyarı ışıklarını, C. Uzağı gösteren ışıklar, D. Yakını gösteren ışıklar. Hangisidir arkadaşlar? Hızlı gidelim biraz. Bakın. Denizli seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Yakını gösteren ışıkları kullanırız hocam diyorsun. Yan yana gelinceye kadar. Bakın. Araç yakından takip edilirken yerleşim yerleri içerisinde aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde yakını gösteren farlar yakılır. Evet. Başka bir soru. Bakın yine önemli. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. B. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. C. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. D. 1, 2, 3 numaralı taşıtlar 2 yönlü karayolundadır. Bakın. Burada yine yanlışı olanı sormuş. Yanlış olan hangisidir? Diyor. Evet arkadaşlar burada Ceyhan seçeneği ve Denizli seçeneği arasında kaldınız. Hatta Adana seçeneği diyenler dahi var. Şimdi bu soruda bir açıklama yapma zarureti duydum gördüğüm kadarıyla. Çünkü çok farklı cevaplar geldi bu soruda arkadaşlar. Şimdi bize yanlış olanı soruyor. Hemen şıkları eleyerek gidelim. 1 ve 2 numaralı taşlar ana yoldadır. 1 ve 2'ye bakalım. 1 ve 2 ikisi de ana yoldadır. Doğrudur. 3 ve 4 numaralı taşlar tali yoldadır. Bakın şuradaki 3 ve 4 nolu araçlar tali yoldadır. Gördüğünüz gibi işaretin olduğu yerde doğrudur. 3 ve 4 numaralı taşlar bölünmüş karayolundadır. 3 ve 4 nolu taşlar bölünmüş karayolunda değildir arkadaşlar. Tali yoldadır, iki yönlü karayolundadır. Bir yolun bölünmüş olması için iki tane devamlı çizgi olması gerekir değil mi? Bakın şöyle. İki tane devamlı çizgi. Burada iki tane devamlı çizgi var mı? Yok değil mi? Bakın. İki tane devamlı çizgi olması gerekiyor ki yol bölünmüş olsun. Burada yanlış olanı sormuş. Evet, Ceyhan seçeneği yanlıştır. Evet arkadaşlar bakın bu soruda çok fazla yanlış geldi. Çok fazla yanlış geldi. Lütfen biraz daha dikkat etmekte fayda var. Bakın ben hızlı bir şekilde gitmek de istemiyorum. Anlatarak gitmek istiyoruz. Bakın bir şeyler öğrenelim en azından. Hem canlı yayın yapalım hem de öğrenelim. 27. soru geldi.
Aşağıdakilerden hangisi ana yol, tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir demiş. Bakın, levhalardan değildir. Hangisi ana yol, tali yol işareti değildir diyor bakın burada. Hangisi değildir? Bunu da sizler çok iyi biliyorsunuz. Ana yol. Sağdan, soldan, tali yollardan ana yola girişin olduğunu. Ama burada bir tanesinin ana yol, tali yol işareti olmadığını bize bildiren işaret hangisi? Denizli seçeneği değil mi? Denizli seçeneği dönel kavşak. Evet, dönel kavşak. Evet. Arkadaşlar, Adana, Bursa, Ceyhan ana yol, tali yol kavşağıdır. Ama Denizli dönel kavşaktır. Bilginiz olsun. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Yirmi sekize geldik. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Evet. A. Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi. B. Karşıya geçen yayalara yol verilmesi. C. Geniş kaviste dönülmesi. D. Dar kaviste dönülmesi. Bu soru da aynı şekilde arkadaşlar animasyonlu sınav sorusu bu soruda yine. Bakın aynı şekilde animasyonlu sınav sorusudur. Bilginiz olsun. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında ne yaparsanız yanlış yaparsınız diyor bak. Ne yaparsanız yanlış yaparsınız. Sağa dönüş yapacaksınız. Siz de aracı kullanıyorsunuz değil mi Yağmur? Sıla, Zeynep. Aracı siz kullanıyorsunuz. Burada neyi yaparsanız yanlış yaparsınız. Bakın çok önemli. Ne yaparız hocam? 1. Dönülen karayolunun gidiş şeridine girer miyiz? Evet, gireriz hocam. Karşıya geçen yayalara yol verilir mi? Evet, verilir hocam. Geniş kaviste dönülür mü? Hayır hocam. Sağa dar kavisle, sola geniş kaviste dönülür. Sağa dar kaviste dönülür, sola geniş kaviste dönülür. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Tebrikler. 29 gelsin. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öndeki aracın durması. B. Öndeki aracın yavaşlaması. C. Görüş mesafesinin kötü olması. D. Takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Evet arkadaşlar, canlı yayına, bugün ve yarın canlı yayına katılan tüm arkadaşlardan 90 ve üzeri not bekliyorum. Bilginiz olsun. Eminim ki çok yüksek notlar alacaksınız. Birebir sorular bu sorulardan gelecek. Ve girdiğiniz sınavda bakacaksınız, şöyle gözü kapalı yapıp çıkacaksınız. Hadi bakalım. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazaların en önemli sebebi nedir? Sebebi nedir? Takip mesafesi kuralına uyulmaması değil mi? Takip mesafesi kuralına uyulmaması. Takip mesafesi nedir? Hızın yarısıdır değil mi? Hızın yarısıdır. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bakalım kimler doğru cevap verecek bu sorunun haricinde. Otoyolda 70'e giden tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü önündeki araçla arasındaki takip mesafesi kaçtır? Otoyolda 70'le giden tehlikeli madde taşıyan araç şoförü önündeki araçla arasındaki takip mesafesi kaçtır?
Evet, bu 50 diyenler herhalde hep Nedim Hoca'nın öğrencileri herhalde. Ama 50 demeyenler de var maalesef. Tebrik ederim arkadaşlar. Tebrikler, tebrikler. Harikasınız. Tabii ki 50'dir, değil mi? 50'dir. Tebrikler. Harikasınız. Hemen 30. sorumuza geldik. Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. En sol şeride geçmelidir. B. Yavaşlayarak sağ şeride girmelidir. C. Hızlanarak bulunduğu şeritte devam etmelidir. Kırmızı renkli aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalıdır. Şimdi bu tip sorularda her zaman şunu dedim sizlere. Arkadaşlar mutlaka sağ tarafınızdaki işaretlere, trafik işaretlerine bakın. Görsel sınav sorularında mutlaka ve mutlaka sağ taraftaki yoldaki işaretlere dikkat edin. Ve şeritteki işaretlere dikkat edelim, değil mi? Şeritteki işaretlere dikkat edelim. Evet. Şerit bize ne söylüyor? Bakın. Yani sağ taraftaki işaret bize neyi bildiriyor? Bakın şurada bir işaret var. Değil mi? Animasyonlu sınav sorusu arkadaşlar. Bu soru da animasyonlu sınav sorusu. İleriden ne diyor? Bakın ileriden sağa dönüş yap. Bakın ileriden. Yavaşla sağ şeride geç diyor, değil mi? Yavaşla sağ şeride geç diyor. Dikkat et arkadaşlar, bakın hocam resim görünmüyor diyorsunuz. Dikkat ederseniz resim görünüyor. Evet. Yani acele etmeden resmin göründüğünü, bakın şurada resmin olduğunu görüyorsunuz. Evet, cevabımız Bursa seçeneği. Tebrikler. Firdevs, sen geriden mi geliyorsun acaba? Çünkü cevapların hep farklı farklı geliyor. İstersen yayından çık, tekrar gir. 31. soruya geleceksin. 31. sorumuz geldi. Verilen araçların geçiş üstünlüğü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir? 1. Güvenlik güçlerine ait araçlar. 2. Organ ve doku nakli yapan araçlar. 3. İtfaiye araçlarıyla benzeri acil müdahale araçları. 4. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil amaçlı taşıyan diğer araçlar. Haydi bakalım. Evet. Evet. Firdevs, sen de artık senden de 100 bekliyoruz. Hadi bakalım. Cevap nedir? Arkadaşlar cevap Denizli seçeneği diyorsunuz. Öncelikle ambulans, değil mi? Ambulans birinci sırada. Sonra itfaiye ikinci sırada mı? İtfaiyeyi mi alıyorsunuz sonra? Hayır, değil mi? Organ nakil aracını, sonra itfaiyeyi, daha sonra da güvenlik güçlerine ait araçları. Evet, burada 4-2, 4-2-3-1 olan seçenek Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorularından. Evet, yıldızlı sınav sorularından. Tebrik ederim. Hemen geçelim. Evet, yine bir banko soru. Yine bir banko soru geldi. Şekildeki gibi kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1 2 3 1 2 4 3
2 1 4 3 4 2 3 4 1 3 1 2 4 şeklinde verilmiş. Evet. Hadi bakalım bu soruyu kimler doğru yapacak? Bu soruyu doğru yapan herkes 90 ve üzeri not alacak. Hadi bakalım. Neden bilmiyorsun Firdevs? Derste vardın, derste vardın. Ne demiştik? Arkadaşlar, kavşaklarda eğer geçiş üstünlüğüne sahip araç varsa ilk geçiş hakkına sahip odur. Sonra ana yol, tali yol levhalarına bakacağız. Dönüş yapan araç varsa en son geçer. Tali yoldaki en son geçer. Bu kurala göre hareket etmemiz gerekiyor, değil mi? Burada buna göre geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Hadi bakalım. Sizler ne diyorsunuz? Hangi seçeneği dediniz genelde? Bursa seçeneği diyenler çok fazla. Evet, Bursa seçeneği diyenler çok fazla. Geldi. Bakalım. Hemen çözelim. Sizler cevap verirken ben de şöyle soruya bakayım. Biz de bakalım. Geçiş üstüne sahip araç hangisidir? 2 numara öncelikle geçmesi gerekiyor. Sonra bakın 3 numara ana yolda, 1 numara ana yolda. 3 numara dönüş yapıyor, 1 numara düz gidiyor. 4 numara tali yolda en son geçer. Önce 1'i geçireceğim. Sonra ana yoldaki 3'ü geçireceğim. En son 4 nolu araç geçecek. Neden? Tali yolda olduğu için. Yani 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Hangi seçenekte var? Bursa seçeneği doğru cevap. Bakın Bursa seçeneği değil mi? Evet. Evet, birazdan motor ve ilk yardım soruları geliyor. Şeyda. Evet, birazdan motor ve ilk yardım soruları geliyor. 50 soru var. Bakın 35 tane trafikten soru çıkar. Trafik adabından, diğerleri de ilk yardım ve motordan. Evet. Bir iki tane de trafik adabı sorusu koyduk tabii ki. Evet, son sorular geliyor. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır? 1 2 1 3 2 3 3 4. Hangisi diyorsunuz hocam? Sol şeritler sürekli işgal edilmez diyorsunuz. Tebrik ederim. Harika gidiyorsunuz. 2 ile 3 Ceyhan seçeneği. Hemen geçelim 34. soruya. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Evet, artık trafik soruları bitti. İlk yardıma geçtik. Birazdan motor sorularını da çözeceğiz. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? 1. Kazı zedenin tedavi edilmesi. 2. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. 3. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Burada bize ilk yardımın öncelikli amaçlarından hangileridir diyor bakın. Hangileridir? Firdevs, bak kanalda
Kontrolsüz kavşaklar, kontrollü kavşaklar konusunu detaylı bir şekilde anlattım. Bak derste de anlattım. Çözün bu konuları. Konuları çözün. Tekrar konuları çözerek cevaplara bakın. O zaman sıkıntı yok. Yazdıysan sıkıntı yok. Evet, hangisidir arkadaşlar? Cevap hangisi? Cevap Ceyhan seçeneği değil mi? İlk yardımcının öncelikli amaçları nelerdir? Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanmasıdır. 2 ile 3. Kaziden tedavi edilmesi değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 35. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? A. Koruma, B. Bildirme, C. Kurtarma, D. Tedavi etme. Hadi bakalım. Bu soru kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesinin işlemini kapsar. Hangisidir diyor bakın. Hangisidir? Sonuçlar ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi. Ağırlaşmasını önlemek. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Koruma altına almanız gerekiyor değil mi? Koruma altına. Yani çember altına alacaksınız ki ikinci bir kaza ne yapmasın? Olmasın. Evet, koruma altına almanız gerekir. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen 36'ya bakalım. Yukarıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? A. İlaçla tedavi, B. Hasar tespiti, C. Temel yaşam desteği, D. Olay yeri değerlendirilmesi. Burada bize soru işaretinin olduğu yeri sormuşlar. Bakın arkadaşlar, şurada soru işareti var. İşaretin olduğu yeri ne gelir? Evet, ne gelir diyorsunuz? Temel yaşam desteği diyorsunuz. Tebrik ederiz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Otuz soru. Aşağıdaki durumların hangisinde kazizedeye Hemlik manevrası uygulanır? A. Kan şekeri düştüğünde, B. Tam tıkanma yaşandığında, C. Kanaması olduğunda, D. Kalbi durduğunda. Hemlik manevrası. Hemlik manevrası derste de anlatırken söylemiştim. Hocalarınız da söylemiştir eminim ki. Hemlik manevrası deyince aklınıza hemen bir şey gelmesi gerekiyordu. Değil mi? Ne gelecek? Tam tıkanma. Diğer adıyla karına bası uygulama. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim 38'e. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir? Akciğerler, karaciğerler, burun, soluk borusu. Bu soru da sık sık sınavda geliyor bakın size söyleyeyim. Sık sık sınavda soru olarak gelir. Solunum organları, gırtlak, soluk borusu, diyafram, kası değil mi? Burun, ağız, yutak, akciğerler. Bunlar nedir? Solunum yolu organlarıdır. Burada solunum yolu organı olmayan hangisidir diye sormuşlar bakın.
organlarından biri değildir diyor, bakın değildir. Tabii ki nedir? Karaciğer değil mi? Karaciğer solunum sistemi organı değildir arkadaşlar. Cevap Bursa seçeneği. Hemen bakın sağ tarafta solunum organlarını da detaylı bir şekilde aldık. Buradan da soru geliyor. 39. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A. Aşırı hareketlilik. B. Bilinç açık olması. C. Kalp atımının olmaması. D. Hızlı ve yüzeysel solunum. Yine sık sık sınavda gelen sorulardan. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi motor sorularına geleceğiz. Bakın bazı arkadaşlarımız çıktı ama artık motor sorularına geliyoruz. Cevabımız nedir? Kalp atımının olmaması değil mi? Kalp atımının olmamasıdır. 40. soru. Delici göğüs yaralanmalarında kazezedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? A. Baş çene pozisyonu. B. Koma pozisyonu. Bakın C. Şok pozisyonu. Bize sorulan soru delici göğüs yaralanması. Delici göğüs yaralanmasında hangi pozisyon veriliyor? Bu da yine sınavlarda sık sık gelen sorular arasında. Evet, sonuna kadar durmakta fayda var. Denizli seçeneğidir, değil mi? Denizli seçeneği delici göğüs yaralanmasıdır. 41. soru. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. C. Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi. D. Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağızın bebeğin ağız ve burnun içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Tebrikler arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz. Şu ana kadar şöyle bakıyorum. Herkes 90-100 alacak. Yani şu yayında olan herkes 90-100 alacak. Neden hocam? Çünkü siz birebir nokta atışı yapacaksınız. Nokta atışı. Değil mi? Cevabımız Denizli seçeneği diyorsunuz. Doğru cevap Denizli seçeneğidir. Evet, 42. soru. Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır? A. Bilinci kapalı, solunum ve nabız olan. B. Bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan. C. Karın bölgesinde delici cisim bulunan. D. Kulak ve burun kanaması olan. Evet. Bilinci kapalı solunum ve nabzı olan diyorsunuz değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet, Adana seçeneği. Evet, motor sorularına geldik arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu. Hemen hızlı bir şekilde cevabımız. Görür görmez hemen mesela bu soruda hiç beklemenize gerek yok değil mi? Bakın Adana seçeneği yakıtın bitmek üzere olduğunu. Akü araca elektrik verir ve akünün bitmek üzere olduğunu, yağın bitmek üzere, hararet göstergesi bakın burada da yine yağ ve hararet göstergesi yandığında, akü şarj ikaz cihazı yandığında, ışığı yandığında aracımızı ne yapıyoruz? Derhal durdurmamız
gerekir. İşte yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. Evet. İşte yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. Bakın bu soru da sınavda sık sık geliyor. Bu soru da sınavda sık sık gelir. Motor dersinde bu konuyu da anlatmıştık değil mi? Nedir? İçten yanmalı. Günümüzdeki araçların tamamı içten yanmalıdır. LPG, benzin ve motorin yani mazot hepsi bu içten yanmalı araçlarda kullanılır. Cevabımız Denizli seçeneğidir diyorsunuz. Evet. 45. soruya geldik. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? A. Motorine, B. Hidrolik yağına, C. Soğutma suyuna, D. Yağlama yağına. Evet. Ne diyorsunuz? Soğutma suyu. Radyatör soğutma suyuna depoluk eder. Radyatöre konacak suyun seviyesi petiklerin üzerinde olmalıdır diyorsunuz. Evet. Soğutma suyuna, evet, soğutma suyuna depoluk eder. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Harikasınız. Burada şekilde de görüyorsunuz. Radyatör petiği ve alt tankı tahliye vanası, radyatör üst tankı burada. Evet. 46. soru. Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir? 1. Cam suyuna. 2. Motor suyuna. 3. Motor yağına. 4. Hidrolik yağına. Bakın arkadaşlar sınavda sık sık geliyor bakın. Buna dikkat edin. Yukarıdaki verilenlerden hangisine antifriz konulabilir? Cam suyuna, motor suyuna, motor yağına, hidrolik yağına. Burada da tabii ki hocam cam suyuna antifriz konur, motor suyuna antifriz konur, motor yağına antifriz konmaz, hidrolik yağına antifriz konmaz değil mi? Burada cevabımız Bursa seçeneği yani 1 ile 2'nin olduğu hangisidir? Bursa seçeneğidir. Evet, Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Bu arada Instagram Nedim Şeker Akademi'den de arkadaşlar soruları çözün. Bakın orada da sık sık sorular paylaşıyorum. Takip edin. Oradaki soruları da mutlaka çözelim. Hemen 47'ye geçelim. 47. banko sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir? Bakın diferansiyelin görevini sormuş. A. Motora ilk hareketi vermek. B. Motorun durmasını sağlamak. C. Motorun rölantide çalışmasını sağlamak. D. Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek. Diferansiyelin görevini soruyor. Bakın. Şuradaki diferansiyelin görevi nedir? Şu. Tabii ki vites kutusundan aldığı hareketi bakın şuradan aldığı hareketi şaft aracılığıyla ne yapıyor arkadaşlar? Akslara iletiyor değil mi? Şuradaki aksa iletiyor. Evet bakın şurada aks. Evet aksa iletir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 48'e geçelim.
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Hadi bakalım son sorulara geldik arkadaşlar. Artık son sorulara geldik. 52 soru var. İki tane de joker sorumuz var. Bakın iki tane de joker sorumuz var. Evet. Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı hangisidir? Tabii ki benzindir, değil mi? Püskürtme demiş olsaydı ne diyecektik? Enjektör demiş olsaydı motorin diyecektik. Cevap Adana seçeneği. 49. soru. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikte hangi temel değeri sahip olunduğunu gösterir? Örnektir. A. İnatlaşmak. B. Yardımlaşmak. C. Nezaket, saygı. D. Konuşma üslubu. Hangisidir? Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Nezaket ve saygıdır. Harika. 50. soru. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü. Trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? İnatlaşmak, aşırı tepki göstermek, kaba ve saldırgan davranmak, trafik kültüründe birbirini uyarmak. Hangisidir? Trafik kültüründe birbirini uyarmaktır. Deniz seçeneği diyorsunuz. Harika. Son iki soru arkadaşlar. İki tane de joker sorumuz var. İkisi de motorla ilgili. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A benzinli, B dizel, C elektrikli, D buharlı. Hadi bakalım, bazı arkadaşlarımız sıkıldılar. Sayımız düştü bakın. Püskürtme dediği için bakın kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür. Hangi araçlardadır? Dizel araçlarda, değil mi? Dizel araçlarda Bursa seçeneği doğru cevap. Son soru. Son sorumuz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Kısa hüzmeli. Bunlardan hangisi kısa hüzmeli farları gösterir? Adana seçeneği değil mi arkadaşlar? Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Tebrik ederim. Harikasınız. Evet. Bursa seçeneği uzun hüzmeli farları, uzun farları. Ceyhan seçeneği fren balatalarını, deniz seçeneği de dörtlü flaşörleri bildirir. Evet, kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak banko ehliyeti sunan sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarın 8.30'da görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Eminim ki faydalı olmuştur. Eminim ki faydalı olmuştur. Yarın da farklı sorularla beraber olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. 8.30'da görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Gerçek sınavda da inşallah bu sorular birebir gelecek ve sizler de yüksek 90 ve üzeri not alarak geçeceksiniz. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın.